In January of 2019, I had the pleasure of traveling to Turkey as the STEM expert in an American Embassy's grant program awarded to ORAV. ORAV is the first nonprofit organization in Turkey whose only focus is the professional development of state school teachers for quality education of children in Turkey. The grant is designed to provide quality and sustainable STEM education throughout Turkey. This is a two-year project that began with training the lead trainers in best practices in STEM education for 5 days. These lead trainers will then train and mentor 250 teachers throughout Turkey during a 5-month period and incorporating best practices in STEM education. These 250 teachers will then incorporate best STEM practices within their classrooms, reaching thousands of students throughout Turkey. During the 5-day training, participants were introduced to best practices in STEM education. Teachers were immersed in exploring STEM content through inquiry-based investigations that incorporated 21st century skills, the engineering design process, journaling, and literature connections. The following video clips provide snippets of STEM learning experiences teachers were engaged in throughout the 5-day training session. Use big triangle. Big base. Yes, and then we construct on a pond. Arasındaki fark ne? Ya kum var, kum var. Bu deniz kumu değil yani sonuçta. Aralarında fark yok. 21 milimetre o zaman. 40'tan 40'a çıkıyorsun. İyi organizasyon. Bu C20 mi? Beton. C25 mi? Bir tanesi de beton dedik, bir tanesi de taş dedik. Şuna taş dedik. Çevirsin, renkli renkli olan var mı? Ver. Dışarıda kaldığı zaman şey oluyor. Şöyle tutun, içine göçersiniz. Bakın. Ama bir anda sert, direkt hiçbir şekilde bakmazsınız. Taşları. Yok, taşları mı aşağı yukarı? Şey. 3 ayak dedik. O zaman ortalayacağız onu. Bunu ne yapalım? Aynen. Bir de olduğu için burada. Tabii zemin aslında. Daha büyük bir ağırlık mı? Hayır, batan bir şey yok. Tabii. Yetmeleri bir tarafa koyalım. Ne? Hala yüzüyor. Var var, bende var. Aletleri çıkar. Developing the... Burayı vermiş mesela. 2 tane yaprak oluşmuş bu şekilde. Evet, şu, evet, şu. Şöyle denli görebiliyoruz galiba arkadaşlar. Eğik biliyorsunuz orada ne oldu, geçmişinde ne var mesela. Bunları düşünebilirsiniz. Evet. Düşündük hatta. Burada da protokol var. Protokol burada mı? Tabii bakın bu tarafta protokol var. Normalde burada da eski sistemde bölgelendirmeler var. Güneşten yapıldığı için sağlam, zemin sağlam değil. Bu yüzden eğilmeler yaşanıyor. İlk iki kattan sonraki kısımlarda eğilme var. Bununla birlikte 7 tane çanı varmış. Zaten elipsin tanımında da şey, herhangi bir noktadan bu odakları olan uzaklıkların toplamı çok gizemli. Bizim için ve dünya insanlığı için çok gizemli. Ben de hep merak ediyordum zaten. Mesela bu piramitler nasıl konumlandırıldı? O ekvatorda enlem ve boylanlarla nasıl bir ilişki kuruldu? Çünkü hepsi bir oran var orada. Ve burada bir astroloji en önemli yapı baktığımızda. Napolyon tarafından yaptırılmış. Napolyon savaşa giderken askerlerine bir söz vermiş. Döndüğünüz zaman size özel bir yapının altında farklı renklerde gözüküyor bina. Örneğin mavi gözüküyor, sarı ve beyaz gözüken zamanla. Hani bu şekiller niye önemli? Üçgen ya da birbirlerinden farklı ne? Biz mühendislikte ya da bina inşa ederken yani. Köprü inşa ederken. Tin triangle is the strongest shape, but he said I think it's the square is stronger because
Biri dolduralım. Taş maç ne var? Doldurak. Sağlam olsun. 44 gram üzerinde yazıyor. Patlayalım indirip. Okay. We are calculating. Kıvrılma ne kadar fazla olursa o kadar hızlı duruyor. Ama kıvrılma az olduğu zaman biraz daha uzun sürebiliyor. Aynı şekilde bildiği arka tarafını da kullanabiliyoruz. Bu şekilde kenarlardaki sürtünme daha az olduğu için bilye daha uzun süre hareket edebiliyor. We put one işte on one end on the ve bilyeyi ortaya koyup yavaşça bu tarafa doğru hareket ettirdiğimizde yani iştah terazinin olduğu uçta oluşan kütle etkisi arttı. Köprüde olduğu gibi yani kenarlara ne kadar götürürsek ayaklar daha iyi destek olacaktır. Ortada kaldığında biraz daha bükülmeyi artırabiliyor. Kesinlikle uyu verip rahatlarsın. Bir o bir olacak ya. Ya azması kolay kolay. Bak mesela bunu buradan tamam mı? Geç. Tamam biraz daha yukarı. Gel gel buna kalkma gel. Hayır hocam gel gel. Hocam hocam ben bunu hayır hocam. Hazır mısınız? Tamam. Şuraya da şeyleri koyarız. Hocam hocam. Hocam güzel. Simple mansion. Dönüşüm ediyoruz şu an. Aynen. Bir ateş. İhaleye az kaldı hadi. O zaman şöyle döndürelim. Aynen. Evet hadi. Ama bu kısmı çok our engineering design process and we at first how can we do the roller coaster which materials could we use then we decided to use this rulos and here cutting the rulos and then adding them together and at the imagine level we thought this turn can be an advantage for us for the loop çekeceğim bak. Abi şimdi bu bizim birincimizi garanti eder mi? Hani o oradaki şeyden kurtulursa sıkıntı evet. Yok. Yani Arizona eyaletinde bildiğim kadarıyla. Çok önemli. Verilerinizi bize olduğun gibi paylaştınız. Bu da sizin çok mühendislik açısından etik değerlere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Uşak'ta dünyanın ikinci. Projemizin yani tasarımımızın ismi Blixi Harika. Yani Karadeniz fırtınası. Zonguldak'tan geldiğimiz için kara elmas. Şimdi ilk başta planlarken 5E aşamalarına şey kalmaya çalıştık. Arkadaş çevirme diyor o yüzden yavaş açıksın. Tamam. Ben ilk önce grup olarak toplandık. Sorularımızı sorduk. Bu tasarım için nelerden ilham alabiliriz? Hangi disiplinlerle bağlantı kurabiliriz? İlk olarak malzememizi inceledik. Malzememizi toparladık. Dedik ki özellikle bizimci arkadaşlarımızın da yardımıyla sürtünmenin en aza indirilmek için pürüzsüz bir yüzey olması lazım. Materyallerimizin içine bantla kapladık, folyoyla kapladık ve sadece bu sade bir şekilde denedik. Bütün denemelerimizi, hızlı denemelerimizi yaptığımızda burada da gayet hızlı gittiğini gördük ve bu şekilde yapmaya karar verdik. Bilgilerimizi ölçtük, yüzeylerine
9 gram yaklaşık kütlesine sahip. Gördüğünüz gibi bir buradan... Bir dakika atma Zidemert Bey. Tamam. Çekeceğim. Yeterince bir potansiyel enerji verdikten sonra potansiyel enerjimizin gizeminden faydalanarak... Bir tane biri mesela düşüyor, biri... Aa! Dur bakalım. Evet, or. Heavy roller coaster, coaster'ımızın ismi. Science Gang Lit Up Roller Coaster. Çevirse şan. Yani. İlk aşamadan itibaren ilk önce bütün malzemeleri... fotoğraf çektiniz diye. Bütün malzemeleri ilk önce tanıdık. İşte sürtünme kuvveti ne kadar etkiler, uzunluğu ne kadar, bilyenin ağırlığı ne kadar, bir yere sabitlemeli miyiz, hangi malzemeleri kullanmalıyız, hepsini ilk önce bir test ettik. Evet. Ondan sonra tasarıma geçtik. Kinetikten mekaniğe doğru dedik ama yanlış da yazmış olabilir. 172 saniye. Evet. İki dönüş ve bir de iki loop bir turn olması gerekiyordu. Bir de jump var. Evet, biz bir de jump. Çünkü hani top çıksın ve tekrar başka bir şeyin içine girsin diye düşündük. Aslında şu tam yazısını da devirmesini bekliyorduk ama devirmiyor yani. Güvenlik şey yapamadık ama şu amaç güvenlik. Şu makası geliyor. Kesinlikle. Wow. Buradan sektikten sonra buradaki işaret çölgeye vurup bu düşecek ve sonrasında bu taşları düşürüp oradan sonra sürprizimizi göstereceğiz. Ayrıca düşen misket, onun yolunu da izlemeniz lazım. Arkaya doğru gidiyor ve orada belirlenen yere giriyor. Aynı bir yere girecek. Evet, onu da şimdi şey geldi, bu kadar kalabalık test etmedik. Buradaki nefes etkileniyor. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 mR kareden bulduk ve rütbesinde de sapladık. Ve deneyimiz başlıyor. Aslında bir amacı var. Fuat amacından bahsetsin. Fuat amacından bahsetsin. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Az önce arkadaşlar gösterdiğimiz fotoğrafta arkada 5 kişilik bir grup vardı. Dayana'nın her atölye sonrasında bize söylediği bir şey var. Neydi? Nasıl bırakıyorduk sınıfımızı? Temiz. Bizi burada ağırlayan TED Koleji'ne destek personeliyle biz de bir fotoğraf çektirdik. Onların yanındaki çocukları da vardı. Gelebilir miydi? Çocuklar geldi, bilyeyi attı, roketi uçurdu, onun gözündeki sevinci görünce evet, dedik, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için doğru yoldayız dedik. Şimdi gol atabiliriz arkadaşlar. Hiçbir şey anlatmıyoruz. Bu kadar laftan sonra. Yaşayın. Hazır mı? Şura hazır mı? Evet. Ora şimdi abi, ilk hedefimiz neydi? Konuşacağız. Sıra mı bir açıda? İki yanlış. Evet. Geliyoruz. Beautiful. Çok güzel. Şimdi buradan başlasın. Çok tatlı ama ya. Sen şuradakini gör, bir de oradaki. Handle on the right side. Biraz yüksek ses koyacağım. Tabii ki. Şuradan bahsediyoruz. Şuradaki Here you can see that there's something that I actually press once. When I press it once, I see that the fan moves faster.
course, it shows that the pressure is transferred. There are small and big teeth, which actually affects the velocity. Fakat adı kullanabiliriz. Ben bir de makas getireyim. Evet. Hangi nasıl yani? Tamam, zembereği var, dişileri var. Kurduğumuz. Güzel. Benim bence güzel.